Merhabalar Zeynep teyzeciğim. Bir dakika, ben bir şeyinizi alayım. Hoş geldiniz yavrum. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun, iyiyim. Hoş geldiniz yavrum. Teşekkürler Zeynep teyze. Teşekkür Şimdi biz ederim. Size Sayın Valimizin, Sayın Kaymakamımızın ve Sayın İl Emniyet Müdürümüzün selamlarını getirdik. Selam. Senin ihtiyacın olan erzakları da getirdik. Afiyette yiyin inşallah. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Allah razı olsun. Zeynep teyze. Efendim buyurun. Yine bir ihtiyacın olduğunda 155'i ara. Teşekkür ederim. Biz sana her zaman senin yanındayız. Senin ihtiyaçlarını karşılayacağız her zaman. Allah razı olsun. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Biz teşekkür oldum. Ederiz. Ne demek? Hep halımı hatırımı sordular. İhtiyaçlarımı alıp getirdiler. Ne ihtiyacım? Hiçbir gün kırmak var. Ben bakayım. Günlerimi burada geçiriyordum. Çocukları burada okula gönderdim. Buradan asker oldular. Buradan evlendiler, gittiler. Ömrümü burada şey ettim. İçeride karanlıkta kaldım. Hep ağladım. Türk bayraklarına sarıldım da yattım. Üstüme çektim. Hep ağladım sabahlara kadar. Uyku uyuyamadım. Arka tarafı yıktılar. Yıkım içinde kaldım. Burada yaşadım, karanlık yerde. Camlarımı kırdılar. Okul çocukları, mahalle çocukları, Esentepe'den kimse bir yerden yardım görmedi. Eşyam burada. Konuşacak bir durumum yok. Gayet yani zor. Burada yatağım vardı. Burada işte erzaklarım falan var. Hep yani. Burada bunları fareler yirdi. Eğer fareler tüm borularımın üstünden geziyordu. Fareler yani onu yiyecek olmasaydı beni yerlerdi çocuklarımı. Bayrakları çok seviyorum, Türkiye Cumhuriyeti. Ay yıldızı Türk bayraklarıyla yaşıyorum. Allah razı olsun. Türk polisleri, Türk bekçileri. Çok memnun oldum. Allah razı olsun. Gece demediler, gündüz demediler. Hep geldiler. Gece 12'de olsa Zeynep teyze ne yapıyorsun? Var mı bir ihtiyacın? Dediler. Hayır dedim. Sizlerin sağlığınızın ihtiyacım var. Benim sizden başka kimseye ihtiyacım yok. Allah'ın izniyle dedim. Allah razı olsun. Çok yani polisler de çok ilgilendi. Bekçilerimiz de gece gündüz kapımdan gitmediler. Hala da devam. Allah razı olsun. Polisler de geldi. Yani ben burada yoktum. Bir geldim ki buraya ama bana konteyi göstermeye götürdüler. Ta dağın dibinde. Ankara yolunda. Bir geldim ki mozaikler dökülüyor. Ertesi sabahleyin akşama öğleye kalmadı. Baktım konteye gelmiş de yerine konuyor polislerle beraber. Allah razı olsun. Türk polislerimizden, Türk bekçilerimizden kapımdan hiç eksik olmadılar. Öbür tarafta kömür yakamıyordum. Zaten baca tütüyordu. Soban bile eskiydi. Ateşler dökülüyordu. Korkuyordum yanacağım diye. Gece uyuyamıyordum. Onun için yani buradan çok mutluyum. Şu anda memnunsun kaldığın çok yerde. Çok memnunum. Allah razı olsun. Ben öldüğüm zaman da kalkmasın burası. Türk bayraklarıyla burada kalsın. Çocuklarım gelirse açsınlar baksınlar. Annemin yattığı oturduğu yer. Türk bayraklarıyla annem burada yaşıyor. Eskiden öbür taraftaydık şimdi. Annemin her tarafı bayrak. Yakacaklarım var. Çadırımdan işte odun koyuyorum, yakıyorum. Yardımlarını, yiyecek yardımları getirdiğin için çok teşekkür ederim. Erzaklarım burada. Burayı mutfak gibi kullanıyorum. Bir şey var ama koyacak yerim yok. Aslında olmasa içeriye koku gelmesin diye burayı mutfak yapacağım herhalde. Yani dışarıya gideceğim ihtiyaçlarım olduğu için. Bayram. Allah razı olsun. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Bey'e de hürmetlerimi sunarım.
Allah razı olsun. Türkiye'nin çok iyi.